Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz tansiyon düşüklüğünün belirtileri, nedenleri ve tedavisi nedir onu anlatacağım. Ama videoya geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Kan basıncına tansiyon denir. Kalp her kasılışında belirli miktarda kanı atardamarlara pompalar. Bu sırada da kan basıncı en yüksek seviyeye çıkar. Buna büyük tansiyon denir. Kalbin iki kasılışı arasında geçen zaman içinde ise kan basıncı en düşük seviyeye iner. Buna da küçük tansiyon denir. Büyük tansiyon ile küçük tansiyon arasındaki fark da nabız basıncını gösterir. Tansiyon yaşa, bünyeye ve tansiyon ölçüldüğü andaki ruhi ve bedeni duruma göre farklılık gösterebilir. Tansiyon düşüklüğü bazı nabız değerlerinin normal kabul edebilecek sınırının altını düşmesiyle oluşur. Yaşlandıkça bir miktar tansiyon yükselmesi normaldir. Büyük tansiyon 11'den aşağı düştüğü zaman tansiyon düşüklüğü vardır. Bu duruma tıp dilinde hipotansiyon denir. Ancak 11'in hemen altında olan değerler kişinin o anki durumundan da kaynaklanabilir. Örneğin yeni uykudan kalkan birinin nabzı düşük olacaktır. Ancak 11'in çok altında değerler önlem alınması gerektirir. Tansiyon düşüklüğünün nedenleri nelerdir? Tansiyon, ateşli hastalıklar sırasında büyük kanamalardan sonra İç salgı bezi bozukluklarında veya herhangi bir hastalıktan sonraki iyileşme döneminde düşer. Bazı kadınların özel durumlu hallerinde veya sıcakta fazla ter kaybından sonra veya sinirli kimselerde de tansiyon düşüklüğü görülür. Devamlı olarak tansiyon düşüklüğü önemli bir hastalığın işareti olabilir. Bu nedenle tansiyon düşüklüğü tanı ve tedavisi için doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin. Tansiyon düşüklüğünün belirtileri nelerdir? Baş dönmesi, düzensiz kalp atışı, çarpıntı, halsizlik, sersemlik, susuzluk hissi, nefes darlığı, mide bulantısı, yüzün renginin solması, görmede bulanıklık, konsantre olmada güçlük çekme, baygınlık. Bu belirtilerin görülme durumu tansiyonun ne kadar düştüğüne ve kişinin bünyesine göre değişebilir. Düşük kan basıncı nedeniyle ortaya çıkan belirtilerin en önemli nedeni beynin yetersiz kanlanmasıdır. Bunun sonucu olarak da baş dönmesi, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği ortaya çıkar. Bu durum baygınlığa kadar varabilir. Tansiyon düşüklüğü nasıl tedavi edilir? Tedavi tespit edilen hastalığa göre yapılır. Geçici tansiyon düşüklüğünde tuzlu ayran içilirse faydası görülebilir. Pek çok zaman tansiyon düşüklüğü ile kan şekerinin düşmesi karıştırılabilmektedir. Eğer şikayetleriniz kan şekerinizin düşmesinden kaynaklanıyorsa bir bardak bal şerbeti içmek daha faydalı olacaktır. Fakat şikayetlerin devam etmesi halinde bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza destek olmak için ve yeni videolar yüklediğimde haberdar olmak için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.